Evet, ne yazık ki o anı yaşayanlardan biri de yazar Hidayet Karakuş'tu. Karakuş şu an telefon attığımızda yaşadıklarını bizimle paylaşacak. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sayın Karakuş, hiç şüphesiz hayatınızın en zor günlerinden birini yaşadınız. O gün hayatınızın en zor günlerinden biriydi. O ana döndüğünüzde aklınıza kazınanlar neler, neler yaşadınız o gün? Aslında söylenecek çok şey var ama öncelikle sunucu arkadaşın bir yanlışını düzeltmek istiyorum. Evet. 37 aydın değil, 37 kişinin ikisi dışarıdaki saldırganlardan. Evet. Onlar güvenlik güçleriyle çatışırken öldürülmüşler. Evet. Ama içeride 33 aydın, 33 aydınla birlikte iki otel görevlisi gencecik çocuk ne yazık ki yanarak, boğularak öldüler. Evet, haklısınız. Öldürüldüler dahası. O gün için söylenecek çok şey var. Ama bu ülke insanlarına 1900 özellikle 46'lardan 47'lerden sonra ikili bir eğitim uyguladı. Bu ikili eğitimin sonucunda birbirine düşman, birbirini anlamayan, anlamak istemeyen insanlar karşı karşıya getirildiler. Laik eğitimde yetişenlerle dinsel eğitimde yetişenler karşı karşıya getirildiler. Bu aslında yüzyıllardır süren bir insanlık savaşı mı? Gerçekte bilime inananlarla bilime inanmayanlar, hurafelere inananlarla dünyayı bilimsel anlamda yorumlamaya çalışan insanların verdiği bir savaşın bu. Cumhuriyet'te de bunu yaşadık, Kubilay'da yaşadık, daha sonraki yıllarda Sabahattin Ali'de yaşadık, efendim Çorum olaylarında, Kahramanmaraş olaylarında yaşadık, Sivas katliamını yaşadık. Çok yakın zamanlarda yine pek çok insanımızın hem de Reyhanlı'da Sünni Alevi kışkırtması sonucu Özgür Suriye ordusunun canilerince yaratılmış bir bombalamada yaşadık. Bu tam anlamıyla kamplaşmayı körükleyen politikacıların, evet, ve bu politikacıların emperyalizme hizmet eden davranışlarının, anlayışlarının sonucu oldu bütün bunlar. Bir ülkede hukuk varsa, hukuk olmalıysa, olması gerekiyorsa, çağdaş bir ülkede, hukuksuz bir çağdaş ülke olamaz zaten. Herkese eşit biçimde uygulanmalı. Bu ülkede cinayet işleyenler kollandılar. Bu ülkede Sivas katliamını yapanlar kollandılar. Kahramanmaraş olaylarını gerçekleştirenler kollandılar, korundular, gözden kaçırıldılar. Bütün bunlar yeni katliamların habercisi olabilir. Bakın, bütün bunlar bizim hala bölündüğümüzü, bölünmek istendiğimizi gösteriyor. O yüzden gerçekten Sivas katliamını düşündüğüm zaman Sivas benim hala içimi ürpertiyor, hala canımı yakıyor. Pek çok dostumu, kardeşimi, gencecik çocukları, otele sığınan yavruları kaybettik orada biz. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden laiklik, şeriat gelecek, laiklik bitecek. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak diye sloganlarla yürüyen insanlar aslında yönlendirilmiş insanlardı. Özellikle şunun altını çok iyi çizmek gerekiyor, bilmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Camide Amerikan bayrağı yaktılar. Efendim, kaldırım taşları sökülerek bir gün öncesinden otele 30 metre mesafedeki PTT'nin önüne yığıldı. Biz sonradan fark ettik. Otelin karşısındaki işhanenin bütün katları molozlarla, taşlarla doldurulmuş, donatılmıştı. Otel sadece sokaktan taşlanmadı. O işhanenin bütün katlarından taşlandı. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Örgütlü bir girişim vardı. Dahası biz varmadan işte kapıların altından atılan Müslüman kardeşler bildirisi bir kışkırtmaydı. Bir başka gerçek şu. Biz varmadan 95 öğrenci yurdunun doldurulduğunu öğrendik. Okullar tatil olduğu halde Sivas'ta 21 Temmuz hatta 29 Haziranlarda bütün öğrenci yurtları doldurulmuş. Neden? Ne gerekçeyle dolduruldu? Bunların biraz hazırlık olduğu belli. Bir başka gerçek, kulaklarımda sesi çınlıyor hala Temel Karamollaoğlu'nun, belediye başkanının, o günkü belediye başkanının, evet, kazanız mübarek olsun diye güya topluluğu yatıştırmaya çalışırken aslında onları kışkırttığının
ayrımında bile değildi belki ya da çok bilinçliydi. O yüzden bu politikacılar bu ülkede yetişen ikili eğitimin sonucu çıkarları gereği bu insanları kullandılar, kullanıyorlar. Bugün de kullanmayı sürdürüyorlar. Evet. Ürperiyorum. Hala Sivas katliamı denildiği zaman canım yanıyor. Yalnızca kişisel olarak değil, ülkem adına, insanlığımız adına, bu Anadolu toprağında yaşamış aydınlar adına, gelecek adına ürperiyorum. Evet. Şimdi peki hesabı soruldu mu? Hesabı sorulmadı tabii ki açıklamalarınızdan. Keşke sorulabilmiş olsaydı. Evet. Sorsalardı belki bugün çok daha rahat olurduk. Hepimiz çok daha gönül rahatlığıyla bu ülkede hukuktan söz edebilirdik. Bugün bu ülkede hukuksuzluk ayyuka çıkmıştır. Arşa yükselmiştir. Onların deyimiyle arşa yükselmiştir. Artık kimse kendisine yargıda eşit davranılacağına inanmamaktadır. Yargının yasalara uygun olsa da hukuka uygun davranmadığını görmektedir. Her insan görmektedir bunu. Yurttaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit insanlar olarak yaşaması gereken yurttaşlarımız kendi geleceklerinden emin değillerdir. Bütün palavralara, bütün politikalara, özellikle hükümet kanadından gelen, karşı cepheden gelen, dinsel söylemlerle oluşturulmaya çalışılan bir kamplaşmanın sonucu insanlarımız geleceğinden emin değillerdir. Eğitim sistemi çökertilmiştir, dinsel bir eğitim ekseni oturtulmuştur. Hukuk sistemi çökertilmiştir, tamamen neredeyse şeriat hukukuna uygun yasalar çıkartılmaya başlanmıştır. Kararlar alınmaya başlanmıştır. Sağlık sistemi çökertilmiştir. İnsanlar sağlık güvencesinden yoksun kalmışlardır. Doktorlar perişandır. Sağlık aldığım bir haber, bir yakınımızın annesi ameliyat olmak için 1,5 ay beklemek zorunda. 1,5 ay. Çok acil bir ameliyat olması gerekiyor ama 1,5 ay beklemek zorunda çünkü yoğun bakımda yer yok. Doktorlar canhıraş çalışıyorlar. Yaptıkları bir ameliyattan çıkıp 7-8 saatlik, 9 saatlik bir ameliyata daha giriyorlar ve bunların çok sağlıklı sağaltım yapmalarının mümkün olmadığını biliyoruz. Yani bütün gidiş sadece bu 8-10 yılda yapılan efendim binadan, yoldan başka bir şey yok. Evet. O yüzden insana yatırım yapılmıyor. İnsana yapılan yatırım insanı uyutmak için. 4+4+4 ile ülkede yeni bir dinsel kuşak yaratılmak isteniyor. İmam hatipler yetmedi, Kur'an kursları yetmedi. Bütün okulları imam hatipleştirmek istiyorlar. Bunun sonucu olarak da yeni Sivasları beklemek gerekir. Evet. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet.